Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, tarih unutkanlıklara nazik davranmıyor. Yaşadıklarımızı unutursak savruluruz. Dün ülkemizin demokrasi tarihi açısından önemli bir gündü. 7 Haziran seçimlerinin üzerinden tam 5 yıl geçti. AK Parti 7 Haziran 2015 seçimlerinde 13 yıllık tek başına iktidarını kaybetmişti. Erdoğan bunu hazmedemedi. Sandıkta oluşan millet iradesini fiilen tanımadı ve ülkeyi yeni bir seçime götürdü. İki seçim arasında da ülkemizde büyük bir terör ve şiddet dalgası yaşandı. İnsanlarımız güvenlikleriyle özgürlükleri arasına sıkıştırıldı. Demokrasimiz Dünya Ligi'nde hızla geriledi. Ardından da tek adam parti devleti rejimine giden darbeler süreci başladı. Önce ülkenin seçilmiş başbakanı bir saray darbesiyle al aşağı edildi. Birkaç ay sonra 15 Temmuz'da da iktidarın eski ortakları hain bir darbe girişimi gerçekleştirdi. Haklarındaki MIT raporlarına rağmen Erdoğan'ın her ne hikmetse son dakikada emekliye sevk etmekten vazgeçtiği ordumuzun içindeki bazı hainler Gazi Meclisimizi bombaladı. Yurttaşlarımızı şehit etti. Bu darbe girişimi yine her ne hikmetse Erdoğan tarafından Allah'ın bir lütfu olarak görüldü. 20 Temmuz'da OHAL ilanıyla başlayan sivil darbe sürecine süreciyle tek adam parti devleti rejiminin önü açıldı. Milletimiz o hal şartlarında rejim değişikliğine zorlandı. 7 Haziran'da millet iradesiyle inatlaşan Erdoğan ve AK Parti 31 Mart 2019 mahalli idare seçimlerinde de İstanbulluların sandıktan çıkan analarının ak sütü gibi tertemiz iradesini kabul etmedi. Mızıkçılık yaptı. 13 bin oy farkla kaybettiği seçimi iptal ettirdi. Bu sefer milletimizin Erdoğan'a cevabı çok ağır oldu. 13 bin oy farkını sindiremeyenlere milletimiz 806 bin oy fark attı. Sandığa darbe girişimini milletimiz hak ile yeksan etti, yerle bir etti. Ama anlaşılıyor ki 20 Temmuz darbe sürecinin müellifleri milletin verdiği dersi bir türlü öğrenemiyorlar. Bunun son örneğini geçtiğimiz hafta yaşadık. Ağızlarından milli iradeyi düşürmeyenler. Erdoğan'ın atama yardımcısının gönderdiği tezkereyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okutarak İstanbulluların hür iradesiyle seçtiği vekilimizin Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürdü. Herkes biliyor ki Enis Berberoğlu siyasi garez ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen kan davasının kurbanıdır. Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davaya konu olan görüntü ve belgeleri herkesten önce yayınlayanlar Şimdi Erdoğan'ın etrafındadır. Yine o silahlar vallahi de billahi de Türkmenlere gönderilmedi diye ekranlarda feryat edenlerin partisi de şimdi sarayın küçük ortağıdır. Türkiye'yi beraber yönetiyorlar. Enis Berberoğlu her CHP'linin yapacağını yaptı ve sarayın tehdit ve şantajları karşısında eğilip bükülmedi. Demokrasi için bir bedel ödenecekse bunu seve seve öderim dedi. 16 ay hapis yattı. Tahliye edildi. Seçimlere girdi. Yeniden milletvekili seçildi. Ancak görevi millet iradesini korumak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı milletin iradesi yerine sarayın iradesine sahip çıktı. Meclis başkanının şimdi suçluların telaşı içinde bize laf yetiştirmeye, genel başkanımıza laf yetiştirmeye çalışması beyhudedir. Meclis başkanı oturduğu koltuğun hakkını verememiştir. Milletvekilimizin Anayasa Mahkemesi'nde yargılanması devam ederken ve Anayasamızın 83. maddesi çok açıkken 27. dönemin bitmesi beklenmeden arkadaşımızın vekilliği sarayın vesayeti altındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından gasp edilmiştir. Biz bugüne kadar haksızlığa uğrayan herkesin yanında olduk. Millet iradesini hiçe sayan her girişime karşı çıktık. İktidar partisi kendi belediye başkanlarını istifaya zorlarken biz istifa ettirilen belediye başkanlarının hakkını hukukunu savunduk. O gün Kadir Topbaş Topbaş'ın Melih Gökçe'nin gasp edilen hukukuna bile Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sahip çıktık. Bu ilkesel tavrımızı bugün de koruyoruz. Hiçbir parti ve siyasi görüşü ayırmadan tavrımız nettir, açıktır. Hangi partiden olursa olsun millet iradesiyle gelen millet iradesiyle gitmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen milli irade gaspına karşı tavrımızda, duruşumuzda budur. Biz şundan eminiz. Zalimin zulmü varsa milletimizin de vicdanı ve feraseti vardır. Milletimiz iradesine sahip çıkacaktır. Milletimiz benim seçtiğim vekillerin yeri meclistir diyerek milli irade hırsızlarını sandıkta hak ile yeksan edecektir. Bu baskıcı rejimin hedefinde sadece millet iradesi yok. Özgür basında hedefinde. Bu sabah gazeteci arkadaşlarımız İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız gözaltına alındı. Dükel ve Yıldız'ın siyasal ve askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alındığı ifade ediliyor. Şimdi bu iktidara hoşuna gitmeyen herkese casus damgası vuruyor. Casusluk bu kadar ucuz bir suç mu? Müyesser Yıldız daha önce Ergenekon sürecinde de FETÖ savcıları tarafından içeri alınmıştı. Anlaşılan FETÖ taktikleri aynen bugün de uygulanmaya, bu iktidar tarafından uygulanmaya devam ediyor. Milletvekili arkadaşlarımız Oda TV ve Tele ile ilgili gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Bu iktidar bağımsız medyadan, bağımsız yargıdan, bağımsız barodan, bağımsız merkez bankasından yani önünde bağımsız sıfatı olan her şeyden nefret ediyor. Oysa bunlar Nitelikli bir demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Ülkede sunni krizler çıkararak beceriksizliklerinin üstünü kapatmaya uğraşıyorlar. Ama vatandaşlarımız enseyi karartmasın. Bu beceriksiz iktidarın gidişi giderek yaklaşıyor. Bunun da farkındalar. Bu nedenle milleti her geçen gün daha da kutuplaştırmaya, korku siyasetini yaymaya çalışıyorlar. Ankara'nın bir ilçesinde Erdoğan'ın resimlerini asmışlar bir de üstüne ya olacağız ya öleceğiz yazmışlar. Bu nasıl bir dil? Bu nasıl hastalıklı bir psikoloji? İnsana sormazlar mı? 18 yıldır memleketin başındasınız. Daha ne kadar olacaksınız? Bu zamana kadar neyi olamadınız da şimdi olacaksınız? Sandık yaklaşıyor, sandıkta gideceklerini görüyorlar. Bu telaş onun telaşıdır. Değerli basın mensupları, salgınla mücadele sürecinde büyük şehirlerimizde iki aydır Hafta sonları evde kalan yurttaşlarımız ilk defa bu hafta sonu sokaklardaydılar. Ama her yeri açarken, herkesi serbest bırakırken 65 yaş üstü yurttaşlarımız yine evlerinde rehin kaldı. Gerekli tedbirleri alarak 65 yaş üstü yurttaşlarımızın da sokağa çıkmasını sağlamalıyız. Tabi tek adam rejiminde sokağa çıkılıp çıkılmaması kararları bile bu vukuatsız alınamıyor. Saray Nisan ayında büyük bir skandala imza atmıştı. Bu son kararda da büyük bir skandal yaşandı. Önce Sağlık Bakanı çıktı. Bizim hafta sonu sokağa çıkılmaması ile ilgili bir kararımız yok dedi. Milletimiz de esnafımız da hazırlığını yaptı. Sonra Cuma gecesi İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkılmayacak dedi. Millet ne yapacağını şaşırdı. Ardından sarayın kibirli sesi yükseldi. Bu kararı Sağlık Bakanlığının tavsiyesiyle aldık ama gönlüm razı olmadı, iptal ediyorum dedi. Koca bir ülke devlet aklıyla değil, tek bir kişinin aklıyla idare edilirse işte bunlar olur. Siz bu süreci bilime, liyakate göre mi yoksa gönlünüze göre mi yürütüyorsunuz? Bu gelgitler güzel ülkemizin yönetilemediğini, liyakatsiz, beceriksiz bir idarenin elinde savrulduğunu ortaya koyuyor biz uzunca bir süredir salgından çıkış sürecinin çok daha zor olacağını, çok daha dikkatli bir yönetim gerektirdiğini söyleyip duruyoruz. Bu süreçte bilim kurulunun kararlarının esas alınmasını ve arınan kararların bilim kurulu içinden bir sözcü tarafından kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade ediyoruz. Şimdi üç parçaya bölünmüş bir yapı var. Bir tarafta bilim kurulu, bir tarafta sağlık bakanı, bir tarafta saray. E şimdi buraya baktığımız zaman biz de soruyoruz. Bilim Kurulu alınan bu kararların neresinde? Bunu bilmiyoruz. Bu sürecin yönetiminde maalesef güven sağlamak için gerekli olan şeffaflık, saydamlık yok. Salgından çıkış sürecinde bir diğer önemli husus test sayıları pek çok kişi Covid-19 semptomlarını fark etmeden hastalığı atlatıyor. Ancak bu süre zarfında hastalık başkalarına bulaşabiliyor. Dolayısıyla test kriterlerinin değiştirilmesi, mümkün olduğunca çok hastayı tespit edecek şekilde test sayısını arttırmamız gerekiyor. Bunu bazı bilim kurulu üyelerinin talep ettiğine şahit oluyoruz. Ama Son iki gündür test sayıları yeniden 35 binlere kadar düştü. Günlük test sayılarında çok ciddi dalgalanmalar görüyoruz. Bunu da anlamamız mümkün değil. Sağlık Bakanı Türkiye genelinde hastalığın yayılım durumunu ölçebilmek için ile çalıştıklarını söylemişti. Ama anlaşılıyor ki burada herhangi bir gelişme yok. Tabii normalleşmenin kesintisiz devam edebilmesi için milletimize, vatandaşlarımıza, da büyük görevler düşüyor. Hiç gevşemeden. Mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Hafta sonu bu konuda iyi bir sınav verdiğimiz söylenemez. Sokaklar, parklar, bahçeler ağzına kadar doluydu. Nitekim 7 Haziran itibariyle hasta sayısı yeniden 900'lerin üzerine çıktı. Bakalım bir hafta 10 gün sonra vaka sayılarında neler olacak. Toplumca çok sıkıldığımızın, bunaldığımızın farkındayız. Ancak bu süreçteki en küçük bir gevşemenin hem insani hem de mali kayıplarının çok büyük olacağını da aklımızdan çıkarmamalıyız. Bugüne kadar yapılan fedakarlık, fedakarlıkların boşa gitmesine neden olmak hiçbirimizin hakkı değil. Değerli basın mensupları, bu salgın sürecinde milletimiz cüzdanı ile canı arasında Rus ruleti oynamak zorunda kaldı. Çünkü saray hükümeti milletimizi salgında bir başına bıraktı. Beş maskeyi millete ücretsiz dağıtamayan becereksiz yönetim bir de IBAN numaraları göndererek milletten para istedi. Kaç kez milletten toplanan bu paralara ne oldu, nerelere harcandı diye soruyoruz. Saraydan tık yok. Şimdi gazetelerden öğreniyoruz ki biz bize yeteriz diye milletten para istenirken sarayın seyircisiz konser çekimleri için milyonlar harcanmış. Peki bu paralar hangi kaynaktan ödendi? Kimlere ödendi? Cumhurbaşkanlığı forsu altındaki bu konserlere harcanan paranın 30 milyon lirayı bulduğu iddia ediliyor. Milyonlarca yurttaşımız sanatçılarda dahil salgında gelirini kaybederken saray milyonları yine yandaşlara gidecek şekilde ayarlama yapmış. Şimdi bunlara biz ne diyelim? Hiç mi etrafınızda akıllı adam kalmadı? Vicdanınızı hepten mi yitirdiniz? Milletten bu kadar mı koptunuz? Bu para az bir para mı? Salgın sürecinden tüm sanatçılarımız etkilendi. Bir daha tekrarlıyorum. 2017 itibariyle 320, mily 320 milyon lira biriktiği söylenen bir telif fonu var. Sanatçılarımızı buradan desteklemek gerekiyor. Ama ayrım yapmadan. Senin sanatçım, benim sanatçım demeden desteklemek gerekiyor. Milletimiz darı unundan baklava, incir ağacından da oklava olmaz der. Bu saray iktidarından da millet için hayırlı tek bir iş, iş çıkmaz mı? Bu. Bunların hayırsızlığını artık milletimiz de görür. Saray millete IBAN numarasını gönderip para isterken yurt dışındakiler milletini ayağa kaldırmak için yabancı hükümetler destek üstüne destek paketi açıklıyorlar. Almanya 127 milyar avro büyüklüğünde yeni bir paket açıkladı. Paketten kobileri salgında çıkışta güçlendirmek için 25 milyar avro. 5G altyapısının güçlendirilmesi için 5 milyar avro. Ulusal hidrojen stratejisi için 7 milyar avro. 20 milyar avro tutarında KDV indirimi, 11 milyar avro tutarında enerji vergisi indirimi ve her bir çocuk için 300 avro olmak üzere toplam 4.3 milyar avro tutarında çocuk yardımı çıktı. Alman hükümeti bir yandan nakdi yardımları arttırıp vergi oranlarını indirerek salgın karşısında halkının satın alma gücünü korumayı, evinde oturan halkının canıyla cüzdanı arasında sıkışmamasını sağlamayı düşünüyor. Ama sadece bununla da kalmıyor. Diğer yandan teknolojik altyapısını, ülkenin teknolojik altyapısını güçlendirerek salgın sonrası için ekonomisinin ve şirketlerinin rekabet gücünü tahkim ediyor. Küresel ekonominin sunacağı fırsatlardan yararlamaya, yararlanmaya, krizden hızla çıkmaya hazırlanıyor. Peki bizdeki saray hükümeti ekonomik buhrandan çıkmak için neler yapıyor? dünyaya tır yap, çarpacakmış, bize motor çarpacakmış gibi anlamsız sözlerle günü idare etmeye bakıyor. Ne yaptınız millete? Ne verdiniz de bu ekonomi hızla toparlanacak? Kendi beceriksizlikleriyle ekonomi zaten son iki yıldır krizde. 18 yıldır borca batırdıkları millete şimdi daha fazla borçlan demekten başka bir şey demeyi bilmiyorlar. Yetmiyor ülkeyi içine kapatacak adımlar atıyorlar. Bayram gününde kambiyo vergisini beş kat arttırıyorlar. Gümrük vergilerini binlerce malın gümrük vergisini arttırıyorlar. Yine dün resmi gazetede yayınlanan tebliğlerle pek çok ürünün gümrük kıymetini arttırıyorlar. Bunlar 1970 modeli politikalar. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta sonu bazı seçilmiş sektörlerdeki yatırımları desteklemek için 20 milyar lira tutarında taahhütle avans kredisi vereceğini açıkladı. Evet, 1970'li yıllarda kalkınma planları dahilinde ve devlet planlama teşkilatının yönlendirmesiyle seçilen bazı sektörlere Merkez Bankası kredi kullandırmıştı. Ama o günden bugüne 50 yıl geçti. Şartlar değişti. Bu kredi nasıl açılacak? Para basılarak açılacak. Sonuçta Merkez Bankası vatandaştan mevduat kabul eden bir banka değil. Bakın bu yapılan Merkez Bankası kanununa alenen aykırıdır. Yapılan iş kanunsuzdur. Kanuna karşı hile yapmaktır. Kanuna karşı hileyi de hukuk korumaz. Bu krediler hangi sektörlere ve kimlere verilecek? Belli değil. Yapılacak şey gayet açık. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçeleri de yetmedi. Şimdi doğrudan yandaşlara dağıtmak için para matbaasına fazla mesai yaptıracaklar. Sen ben bizim oğlan bu kredilere üşüşecekler. Bir kez daha uyarıyoruz. Türkiye'yi plansız, programsız, stratejisiz, günübirlik alınan kararlarla 1970 model politikalarla ileriye götüremezsiniz. Nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım etmez. Kervan yolda dizilir anlayışıyla tüketicinin, yatırımcının ufkunu karartmaktan onları daha da ürkütmekten başka bir şey yapamazsınız. Ama işini bilmeyen kasap ne bıçak bırakır ne de masat. Saray sosyetesinin başı kayınpeder ve sosyete damadı da tam işi bilmeyen kasap. Ancak konuşuyorlar. İcraat yok. Kayınpeder çıkıyor. Ekonominin çarkları tam güç dönmeye başladı diyor. Ya bu memlekette kimin çarkı dönüyor arkadaşlar? Esnafın çarkı dönüyor mu? Dönmüyor. Turizmcilerin çarkı dönüyor mu? Hak getire. Oteller bomboş. Yatırımcıların çarkı dönüyor mu? Hayır. Kaç kaç şeydir? Yıldır yatırım yapmıyorlar. Çiftçilerin çarkı dönüyor mu? Nerede? Çiftçilerimiz perişan. Peki kimin çarkı dönüyor? Alacakları dövizle garanti edilmiş bir avuç havuz müteahhidi dışında kimsenin çarkı dönmüyor. Saray için havuzlarda havuzdakilerin çarkları dönsün de varsın ülke yansın bitsin kül olsun. E kayınpeder böyle deyince damat ondan geri mi kalacak? Kalmayacak tabii ki. O da 13 haftadır yükselen borsa endeksiyle övünmeye başladı. Oysa yabancılar diyorlar ki borsada artık biz yokuz. Borsada sadece yerliler var. Yerli oyuncuda kim? Onu da bilmiyoruz. Biliyoruz da göreceğiz bakalım. Ekonomiyi borsa endeksi ve borç alıp vermekten ibaret gören, gazino kapitalizmini ekonomi zanneden bir bakan var. Ama bu arada ülkemizde tam 7 çeyrektir yani son 84 haftadır yatırım harcamaları sürekli geriliyor. Fiziki yatırım. Bunu değiştirmek için saray sosyetesinin başındaki kayınpeder ve sosyete damat ne yapıyor? Hiçbir şey. Sadece borca borçla takla attırmaya çalışıyorlar. Bu arada da ülkemizin üretim kapasitesi ve yetenekleri gün görmüş kar gibi eriyor. İcra mahkemeleri 15 Haziran'da yeniden açılacak. Salgından önce icra dairelerinde 21 milyona yakın dosya vardı. Nisan sonunda alınan kararla icra ve iflas işlemleri birkaç ay örtelendi. Ama milletin hali bugün daha da perişan. İşçinin, esnafın, çiftçinin kaybettiği geliri, kazancı, alın teri telafi edildi mi? Hayır edilmedi. Bakalım önümüzdeki aylarda işçinin, esnafın, çiftçinin durumu ne olacak? Peki İktidardaki bu beceriksiz yönetim değil de biz olsaydık ne yapardık? Genel başkanımızın da bizlerin de anlatmaktan dilinde tüy bitti. Ama bir daha tekrarlayalım. Biz olsaydık kriz sonrasında hızla ayağa kalkmak ve küresel fırsatları yakalamak için sorunları ortak bir masa etrafında tartışırdık milletimizde. Milletle istişare ve danışma süreçlerini çalıştırırdık. Ekonomik ve sosyal konseyi toplardık. Buhran'dan çıkışın yükünü adil dağıtırdık. Buhran'da işini, gelirini, kazancını kaybeden yurttaşlarımıza gel seni daha da borçlandıralım demezdik. Vatandaşımızın kayıplarını doğrudan bütçeden telafi ederdik. İtibardan tasarruf olmaz demez, tasarrufla önce kendimizden başlardık. İçsel tutarlılığı olan, teknik kalitesi yüksek, güven ve ufuk verecek bir dayanışma programı hazırlardık. Türkiye Büyük Millet Meclisine yeni bir dayanışma bütçesi getirirdik. Salgın güçlü bir sosyal devlete olan ihtiyacı ortaya çıkartmıştır. Güçlü sosyal devleti, güçlü bir hukuk devleti, güçlü bir kuvvetler ayrılığıyla desteklenen yepyeni bir parlamenter demokrasiyle dengelemek gerekir. Bunun içinde yeni bir anayasa, yeni bir toplumsal sözleşme çalışmasını hemen başlatırdık. Yeni model bir refah devletini kurarak ve teknolojik altyapımızı geliştirecek projelerle dünya arenasında yarışma gücümüzü arttıracak güçlü bir reform programını mutlaka başlatırdık. Aile destek sigortası kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarır, etkili bir sosyal koruma ağı oluştururduk. Kredi kanallarını işi ve işvereni korumak için kullanırdık gerektiğinde bu kredileri hibeye dönüştürmekten kaçınmaz. Çalışanlarının maaşını ödeyen, çalışanlarını işten çıkarmayan kobilerin, esnafların, küçük çiftçinin kredi borçlarını silerdik. Bunları yaparken dünya ile teması kesmez, uluslararası karar mekanizmalarındaki gücümüzü kullanır, diyalog kanallarını açık tutardık. Böylece milletimizin en çok ihtiyacı olan dayanışma ruhunu pekiştirirdik. Ülkemizin üretim kapasitesini, üretim yeteneklerini, beşeri sermayemizi hem salgına hem de ardından gelecek şoklara karşı korurduk. Salgından çıkışta hızla ayağa kalkarak küresel fırsatlarından en çok yararlanan ülkelerden biri olurduk. Ne demiş atalarımız? Talih hazırlıklı zihinlere güler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. İktidar yürüyüşünde ilk adımımızı da iktidar kurultayımızda atacağız. Plan, program ve projelerimizle ülkemizin karartılan ufkunu aydınlatıp bu ülkenin kaynaklarını milletimiz için kullanacağız. Ne demiş büyüklerimiz? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şu kısa sürede belediyelerimizin yaptıkları ortada. Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmesiyle dayanışmacı sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediler. Şu salgında hükümetin bıraktığı sosyal destek açığını belediyelerimiz kapattı. Milletimizin yanında belediyelerimiz vardı. Yine bu salgın sürecinde pek çok tedbir ve politika önerisini genel merkezimizde geliştirdik. Bununla da yetinmedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifleri verdik. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyeleri halk için halkla beraber çalışmaya ve milletimizin dertlerine derman olmaya devam edecekler. Bundan milletimizin en ufak bir şüphesi olmasın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Serhat Alsiyenen Türk. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması 2 Temmuz'da Danıştay bunu görüşecek 1934 Tarihli Bakanlar Kurulu'nun Atatürk imzasını taşıyan iptal istemi var. Ee, siz buna nasıl bakıyorsunuz? Arkadaşlar 18 yıldır saray yönetimi ne zaman başı sıkışsa Ayasofya'yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız. Şu anda tek adam parti devletini de kurdunuz. Tek adamın bir kararnamesine bakar iş. Bunu istismar etmeyin. Bunu daha fazla istismar etmeyin. Bunun üzerinden siyaset yapmayın. Açacaksanız açın. Evet. HDP'nin Ankara'ya yürüyüş kararı bu görüşüldü mü MYK'da? CHP'nin tavrı ne olacak? Aslında dün Sayın Genel Başkan da açıkladı ama ek olarak pozitif siyaset güdeceğiz dedi. Ne demek bu? Bunu da açıklar mısınız? Evet. Biraz önce hem kendisinin konuşmalarında yaptığı gibi hem benim konuşmalarımda yaptığım gibi mümkün olduğu kadar mevcut iktidara, mevcut saray hükümetine bu krizden çıkış için hem eleştiriyoruz, eksikleri söylüyoruz. Sadece eksikleri söylemekle kalmıyoruz. Aynı zamanda buradan çıkışın yollarını da öneriyoruz. Biz istiyoruz ki milletimiz bir an evvel bu sıkıntılardan kurtulsun. Gençlerimiz, milletimiz işsiz kalmasın. Mutfakta tencereler boş. Buna bir an önce çözüm bulunsun istiyoruz. Diğer konuya gelince şunu açıkça söyleyeyim. Biz dedik ki genel başkanımız şunu söyledi. Şu anda adalet yürüyüşüyle ilgili şartlar yoktur farklıdır durum dedi. Bu bizim kendi görüşümüz. Diğer partilerin görüşlerine de karışmayız. Evet. Kurultay, Kurultay takvimi takvime gündeme geldiğimiz sağlık bilim kurulundan tavsiye alacaktınız. E şimdi hem eee Yüksek Seçim Kurulu'ndan hem Bilim Kurulu'ndan tabii ki eee onlarla konuşmalarımız devam ediyor. Eee tüm diğer partiler gibi biz de eee Kurultayımızı bir an önce yapmak istiyoruz, evet. Arkadaşlar tabii ki, adam... tabii, e, e, sağlık koşullarını, sosyal mesafeyi ihlal etmeden. Evet. Efendim, şimdi bize yönlendirilen bazı sorular var. Ben size onları ileteceğim. Ee, Yeni Çağ, Kanal D, A Haber ve Halk TV ortaklaşa aynı soruyu sordular. Soru şöyle. AKP seçim sistemindeki değişiklik çalışmalarına ittifak yapan partilere en az yüzde beş oy alma şartı getirilmesini tartışıyor. Siz bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? E şimdi yine bir tarih hatırlatması yapacağım. Hatırlayacaksınız bu anayasa referandumu sürecinde şu söyleniyordu. Sistem artık değişti. Herhangi bir baraja ihtiyaç kalmadı. E şimdi bu darbe rejimlerinin, darbe yönetimlerinin kullandığı en önemli araçlardan biri olan bu baraj meselesi niye yeniden gündeme geliyor? Çok açık söyleyeyim. Ne olursa olsun biz tüm siyasi partilerin meşru, yasal tüm siyasi partilerin mecliste yerini alması, sesini duyurmasını her zaman savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Evet. Efendim kanalday tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provokasyon saldırılar devam ediyor. Bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. Ee, yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok açık söyleyeyim. Tarihi ibadethanelerimize yapılan bu saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bugün dünya en büyük ızdırabı ayrışmadan çekiyor. Zaman ayrışma zamanı değil zaman dayanışma zamanıdır. Ve burada Güney Kıbrıs'ta yapılan, camilerimize yapılan ata mirasımız olan camilerimize, atalarımızdan bize miras kalan camilerimize yapılan saldırıları bir kere daha söylüyorum. Şiddetle kınıyoruz ve oradaki yönetimin bununla ilgili gerekli tedbirleri bir an önce almasını bekliyoruz. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru şöyle. Ee, CHP Genel Başkanı'nın koruma müdürü e, emekliye sevk edildi. Sayın Bülent Kuşoğlu'nun İçişleri Bakanı'yla görüştüğü, Soylu'nun görmeden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görmeden imzaladım dediği ifade ediliyor. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? Yani nezaket diyorum. Bir, iki, görmeden imzaladım ne demek? Burada iki tane genel başkanın koruma müdürleri emekliye sevk ediliyor. Halbuki daha yaşlarıyla ilgili bir sorun yok. Süreleri uzatılabilir. Eğer terfi edilmeyecekse. Ama siz doğrudan emekliye sevk etme noktasına gidiyorsunuz. Yıllardır beraber çalıştığı amirlerine sormadan ondan sonra da görmedim diyorsunuz. E siz görmüyorsanız İçişleri Bakanı polislerle ilgili yapılan atamaları görmüyorsa, tasarrufları görmüyorsa İçişleri Bakanlığı kim yönetiyor? Nezaket. Evet. Efendim, Buyurun. Koruma müdürüne genel merkezde bir pozisyon verileceği, istihdam yaratılacağı söyleniyor. Bu doğru mu? Bunlar genel merkezimiz, genel merkezimizin işi tabii. Teşekkür. Tabii ki kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz. Evet. Var mı başka? Teşekkür ediyorum arkadaşlar.